Aylacığım, gelelim sadede. Gelelim sadede. Bütün parçalar birbirinden güzel. Çok teşekkür Albümdeki ederim. hepsini insanlar dinleyecekler. İnşallah hepsine klip çekme şansı bulursun Tam atlamadan. işte oraya geliyordum, lafı açtın. Evet, söyle. Şimdi diyoruz ki biz, genel istek üzerine de zaten sizden gelen yorumları da mutlaka çok ciddiye alıyorum ve değerlendiriyorum. Herkeste böyle bir ciddi bir Bağdat sempatisi var. Bilmiyorum takip ediyor musun? Biliyorum az çok, evet, sağ olsun. Şimdi albümde de Bağdat'ın iki versiyonu var. Bir tane sevgili Beyazıt Öztürk'le yaptığımız düet versiyonu, bir diğeri de benim solo okuduğum versiyon. Şimdi ben ona klip çekmek istiyorum. Ama istiyorum ki böyle yalnız da kalmayayım. Hazır sizler de buradayken. Şurada diyorum ki Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Evet. diyorum, klibimi acaba seni alabilir miyim? Ben de diyorum ki bak klibe boşuna para verme. Hazır şimdi kalkıp burada söyleyeceğiz. Şundan bir tane klip herkesin gözünün önünde yapmış olalım. Klip Diyordum. olarak da Böyle bunu yayınla. yapıyordum. Ne Süper diyorsun? fikir. Süper fikir değil mi? Süper fikir. Çok mantıklı geldi bana. O zaman biz de oynamış olacağız. Ne? Siz de oynamış Beni yakıyorsun olacağız. Arada. Oynarız, ne olacak? Hayır de, beni yakıyorsun Ay arada. niye ki? Sen Beyaz Şov'da canlı yayında klip çekiyorsun. Niye bunu? Aşağılıyor musun sen bunu? Estağfurullah. Hayır, yok öyle bir şey. Büyük bir onur benim için. Tamam. Hadi o zaman ne? Tamam derken? Tamam derken şarkıyı söyleyelim diye şey yaptım. Evet. Bu, isterseniz. Ya bu da bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha. Bence klip sözünü vermeden şarkıyı söyleme bence. Ay ne kadar tatlısınız. Bence verme. Hep söylerdi de, söylerlerdi insanlar da gerçekten. Duyduğun hiçbir şeye inanma. Beyazıt'ta oynarım gibi bir intiba bıraktı. Canlı yayında söyleyecek, kabul etmiyor işte. Klibin bir kenarından ufacık bir şey yap. Bak ben neden klipte oynamıyorum biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Parça duygusal ve güzel bir parça. Yani gerçekten de harika bir parça. Ben çok istedim o parçanın içinde olmayı. Evet. Her hafta burada mizah yapmaya, eğlendirmeye çalışıyoruz. Benim gibi bir adamı o parçanın içine sokup da klibinde beni oynatırsan, yani seninle birbirimize aşık ya da başka bir şey gibi bir şey oynarsak, o parçanın hiçbir inandırıcılığı olmayacak. Ama öyle değil mi? Güldüğün adama bu kadar Ama bir şey romantik söyleyeceğim bakamazsın. Bir dakika, yani burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama Çok sen, teşekkür şey söyleyeyim. Sen Burada normalde imkanı zaten yok çok mu burada? duygusal Burada bir kırmanın insansın. imkanı. Efendim? Normalde zaten çok duygusal Hayır bir aslanım insansın ve bence... oradaki o duygulara zaten çok hürmet eden, Aslanım bence destekleyen. yanlış yerden giriyorsunuz. Beyazıt Bey oyunculuk tarafı olan da bir insan. Hacivat Karagöz şahane bir filmdir. Bence... Hacivat Karagöz'de yalan dünya. Komedi abi yani hep Ama şey olsun oyunculuk yapabilirsin abi. Abi daha önce oynadın. Bence inandırabilirsin. Efendim? Daha ya önce, tamam daha biz... önce bir klip kendi klibinde oynadım. Daha önce kendi bir klibinde oynadın abi. Ya abi, lütfen buradan ya söz o verme. Görüntüyü... Ben kalkmayalım ne olur ne olur. Ya... kendi klibinde. Ay ay. Kendi klibin haricinde abi başka bir klipte oynadın Ayşe Gül Aldın için bir klibinde oynamıştım. Demek daha ki önce. Oluyormuş abi. Emel Sayın'la bir klipte oynadım. Üçlemek lazım. Emel Sayın ve Ayşe Gül Aldınç kadar olduğun zaman üçleyeceğiz inşallah. Oo. Dedin. Bunu dedin bana. Dedim ve şu anda da tükürdüğümü yalıyorum. Efendim hemen şaka söylüyorum ama tabii daha o bir yol var önümüzde. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Siz bir parçayı bir dinleyin de ondan sonra evet. hep beraber bir karar verirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.